Elimizde bir px polinomu olduğunu düşünelim. Polinomu x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 ve çarpı x artı 4 olarak ifade ettiğimizi varsayalım. Bu videoda size bu polinomun sıfırlarını, evet bunları bulmayı göstereceğim. Bunu duyunca polinomun sıfırının ne anlama geldiğini merak etmiş olabilirsiniz. Polinomların sıfırları, polinomun sıfıra eşit olmasını sağlayan x değerleridir. Bu yüzden polinomların sıfırlarını bulmak demek aslında px'i sıfır yapacak x değerlerini bulmaktan başka bir şey değildir. Başka bir deyişle bu ifadenin sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değerlerini bulmak. Evet, böyle de düşünebiliriz. Şimdi x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 4 ne zaman sıfıra eşit olur? Her zaman olduğu gibi isterseniz videoyu durdurun ve bu polinomun sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değerlerini kendi kendinize bulmaya çalışın. Elimizde birkaç terimin çarpımından oluşan bir ifade olduğunda bu terimlerden herhangi birinin sıfıra eşit olması ifadenin de sıfıra eşit olmasını sağlar öyle değil mi? Neden diyecek olursanız sıfırla neyi çarparsak çarpalım 0 elde ederiz de ondan ve bunu havalı bir şekilde 0 çarpım özelliği olarak adlandırabiliriz. Ama bunun buradaki terimlerden herhangi birinin 0 eşit olmasını sağlayacak x değeri, ifadenin tamamının 0 eşit olmasını sağlar anlamına geldiğini aklınızdan çıkarmayın. O halde neymiş? Bunlardan herhangi birinin 0 eşit olmasını sağlayan x değerleri polinomun sıfırlarıymış x eksi 1 eşittir 0 yazıyorum. Bunu sağlayacak x değeri hangisidir? İki tarafa da 1 eklersek x eşittir 1. Evet x eşittir 1 bu polinomun sıfırlarından biridir. Bunu p1 eşittir 0 olarak da ifade edebiliriz. Çünkü x 1'e eşit olduğunda polinom da 0'a eşit olur. Nasıl mı? İsterseniz deneyelim. Bakın buraya 1 koyduğumuzda x eksi 1 0 olur öyle değil mi? Bundan sonra da bunların neye eşit olduğunun bir önemi olmaz çünkü hepsini bu sıfırla çarpacağız ve sonuç sıfır olacak. Aynı mantıkla diğer sıfırların ne olduklarını da bulabiliriz. Bana bunun sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değerinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, x eşittir eksi 2 x eksi 2 olursa, x artı 2 sıfıra eşit olur ve bu da x eşittir eksi 2'yi bu polinomun bir diğer sıfırı yapar. Devam edelim. x eksi 3'ün sıfıra eşit olmasını sağlayan x değeri nedir? Evet, x eşittir 3. x 3'e eşit olursa bu sıfır olur ve bunun sıfır olması da polinomun sıfıra eşit olmasını sağlar. Ve son olarak x artı 4'ün sıfıra eşit olmasını sağlayan x değeri. Evet, bu da x eşittir eksi 4. Gördüğünüz gibi bu polinomun 4 tane sıfırı varmış. x eşittir 1, x eşittir eksi 2, x eşittir 3 ve x eşittir eksi 4. Bunların hepsi polinomun sıfıra eşit olmasını sağlıyor. Peki, polinomun sıfırlarını kullanarak polinomun grafiği hakkında da fikir sahibi olabileceğimizi biliyor musunuz? Biz bu polinomun bu değerlerde sıfıra eşit olacağını biliyoruz, öyle değil mi? Size hemen hızlıca bir çizim yapayım. Bu x ekseni ve bu da y ekseni olsun. x eşittir 1 demiştim. Burası 1, 2, 3 ve 4. Burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 olsun px'in x eşittir 1'de 0'a eşit olduğunu biliyoruz. Polinom x eşittir 1'de x eksenini kesecek. Benzer şekilde x eşittir eksi 2'de de 0. İşte burası. x eşittir 3 ve x eşittir eksi 4. Polinomun grafiğinin tam olarak neye benzeyeceğini söyleyemeyiz. İstersek bu değerlerin sağında veya solunda değerler seçerek x ekseninin üzerinde mi yoksa altında mı olacağını bulabiliriz ama bir polinomun sıfırları bize polinomun x eksenini hangi noktalarda kestiğini verir. Polinom Örneğin buna benzeyen bir şey olabilir. Evet tahmini bir çizim yapıyorum. Ya da ya da buna evet buna da benziyor olabilir. Tam olarak neye benzediğini bulmak için bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu videoyu yapmadan desmos.com'da sizin için bu polinomun grafiğini çizmiştim. Görmek ister misiniz? Evet işte bu. Tam da beklediğimiz gibi. Polinomun bulduğumuz bu değerlerde x eksenini kestiğini görüyorsunuz değil mi? İşte buradalar x eşittir eksi 4 renklendireyim. Bu buradaki 0. x eşittir eksi 2. Morla çiziyorum. x eşittir 1 burada ve x eşittir 3. Evet o da burada. Önümüzdeki videolarda bununla ilgili çok daha fazla detay göreceğiz.